yaşasak daha güzel olmaz mıydı dedi. Ben de ona şöyle bir cevap verdim. Dedim ki mübarek, bak bizim Ahmet Hamdi Tanpınar'da bir estet, düşünür, romancı, şair, tarih felsefi. Çok büyük bir adam Ahmet Hamdi Tanpınar. Yahya Kemal'in çocuğu. Yani hep usta çırak ilişkisi bu işleri. Bunu unutmayın. Çok önemli bir şey. Yahya Kemal'in dizin dibinde yetişmemiş olsaydı Ahmet Hamdi Tanpınar olamazdı. Mümkün değil yani. Bunu net söylüyorum. Ondan sonra şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki özellikle Sinan'dan, Mimar Sinan'dan yola çıkarak Müslüman sanatçı, Müslüman mimar inşa etmiyor dedi. İbadet ediyor dedi. Şimdi bu o kadar önemli bir şey ki Sinan ilk kuşaktan Müslüman olmuş bir adam. Bakın bu yani Müslüman olma coşkusu dediğim şey böyle bir şey işte. Somutlaşmış hali. Sinan ilk kuşaktan Müslüman olmuş bir adam. İslam'ı öylesine özümsemiş. Dünyayı avucunun içine almış. Bütün kültürleri yutmuş. Mühendislik kültürünü, felsefe kültürünü, sanat kültürünü falan, mimarlık kültürünü yutmuş. Ve enteresan bir şey yapıyor. Ben şöyle bir cümle kurarız diyorum. Bu cümlelerden sonra Tanpınar'ın izinden giderek Süleymaniye Sinan'ın ibadetiydi. Senin ibadetin ne? Diye sormamız lazım kendimize. Benim ibadetim ne? Yani insanlığa kattığı şeydi. İnsanlığa kattığı şeydi. İbadet dediğimiz şey bize yüklenen yükümlülüklerin katma değere dönüşmesidir. Yani aritmetik olarak dolayısıyla bir katkısı olmasıdır insanlığa. Tamam mı? Geometrik olarak değil. İbadet bizim işte farzlar, sünnetler bize emredilen ibadetler geometrik mecbur yani. Ama bizden istenen şey mümin emaneti üstlenmiş kişi, hilafet bilinciyle hareket eden kişi kesinlikle ibadetin katkı olduğunu, kendisinin insanlığa yaptığı katkı olduğunu bilir. Ve dolayısıyla ben arkadaşa şunu söyledim. Suriyeli Arapça hocasına. Dedim ki mübarek, bak sen Allah-u Teala'nın bize nasıl büyük bir lütufla muamele ettiğinin farkında değilsin dedim. Değil misin dedim. Lütfen dedim ya. Bakın dün yani biraz Müslümanların rahat olduğu zamanlarda yaşasak falan filan diyorsun. Yani yaşandı, bu dönemler yaşandı. Ama bugün büyük bir kriz yaşıyoruz. Kabul. Ama başka bir şey var. Allah-u Teala'nın bize nasıl lütfuyla muamele ettiğini buradan anlayın. Biz her şeyi yeniden kuracağız. Her şeyi yeniden kuracağız. Bu nasıl bir lütuf? Bunu bir düşün ya. Her şeyi yeniden kuracağız biz. Bu kadar.